Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Evet arkadaşlar, işten çıktım, eve gidiyorum. Güzel bir konuyla birlikte yeni bir videoya başlıyoruz. Bisikletli muhabbetlere hoş geldiniz. Bu seri... bisikletli... Ya bit. Ulan az kalsın kaza yapıyordum ha. Bu videonun konusunu arkadaşlar, şimdi şey yapacağım, manzara göstereceğim size de. Dur hatta giden. Opsa. Bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sırf size video yapayım diye kaza geçireceğim az kalsın. Almanya'daki iş hayatını anlatacağım arkadaşlar. Şu an biliyorsunuz 3 ay önce işe girdim. Alman bir iş yerine girdim. Daha önce Türklerle çalışıyordum. O yüzden Almanya'daki iş hayatını çok yorumlayamam. Yorumlamadım zaten. Çünkü Türklerle birlikte çalışıyordum. Şimdi daha önceki yorumlarım hep Almanya'daki haklar, sosyal haklar, şunlar bunlardı. O da zaten Almanya sınırlarında yaşayan her insanın hakkıdır yani. Onlar Alman'ın yerinde de çalışsan, Türk'ün yerinde de çalışsan fark etmiyor. O yüzden bu sefer Almanya'da iş hayatını yorumlayabileceğim bir iş yerinde çalışıyorum. Şimdi 3 ay önce biliyorsunuz ben bu iş yere girdiğimde canlı yayın videosunda sizlere anlattım. Dedim güzel bir iş yeri buldum falan filan. İş yerimi biraz anlattım. Ondan sonra hiç video çekmedim. Çünkü çok heyecanlıydım, çok sevinçliydim. Çok övdüm o iş yerini sizlere. Video hiç çekmememin nedeni bir büyüğü müydü acaba diye düşündüm. Hani hemen çekmeyeyim, sazan gibi atlamayayım. Biraz hani deneyimliyim, sonra çekeyim. Çünkü hani ilk başta her şey çok iyi gitti arkadaşlar. İş yerinde anlatacağım, olayları da anlatacağım. Öyle iyi gidince ya dedim olamaz böyle ya dedim. Yani çünkü bize böyle anlatmadılar Almanya'yı. Çok böyle ırkçılık var dediler. Ezilirsin dediler. Türkler sevmiyorlar dediler. Ya o yüzden ilk ayım geçince şey dedim ya. Hemen video çekmeyeyim. İnsanlar yanıltmayayım. O bir aylık deneyimli. İkinci ay çalıştım. Yine video çekmedim çünkü gerçekten çok iyi geçti. İkinci ayımda şöyle arkadaşlar. Ya her gün toplantı yapıyoruz mesela çalışma yerinde. Yani saat 2:45 geçe. Ya 1:45 geçe pardon. Toplantımız var. Her gün bütün bizim takım toplanıyor. Tim liderimizle birlikte toplantı yapıyoruz. Kim ne yapıyor, nerede kaldı, ne iş yapıyor. 15-20 dakika sürüyor. Abi muazzam ya, inanamazsınız. Şakalar, espriler, aman efendimler. Yani çok her şey çok güzel geçince diyorum ki acaba şey mi bu? Hani eleman eksikliği de vardı ya. Sıkışmıştılar. Uzun zamandır da kaynakçı bulamıyorlar bu insanlar. Hani beni gözüm korkmasın diye anlaşmışlar, çok iyi davranıyorlar falan. Hakikaten öyle yani, çünkü şey zannediyorsun belirli bir süre sonra, ya bunlar yapmacık, hepsi yapmacık. Şimdi tamam 2 aydır çalışıyorsun, güzel de çalıştım, güzel performans gösteriyorum falan, hiç hata yapmadım falan. Şey diyorsun, bir hata yapsan var ya bundan alayı böyle yapmacıkları dökülecek zannediyorsun, o kadar oluyor. Şimdi bir de Probezeit denilen bir şey var arkadaşlar. Deneme süresi. 3 aydır deneme süresi. Duruyorsun abim. Paşa geçiyor, sonra sen geçiyorsun. Abi o kadar çok seviyorum ki şu durumu. Her seferinde söyleyeceğim arkadaşlar. Anlıyorum. Şey yapıyorsunuz. Ya her seferinde söylemek zorunda mısın? Tamam, duruyorlar işte. Evet, her seferinde söyleyeceğim arkadaşlar. Deneme süresi 3 ay arkadaşlar.
İkinci ayda tim liderimiz ve o beni işe alan abi, Alman, Alman abi, gel dedi ki, Dadale aga, vallahi ben senden çok memnunum. Eş arkadaşlarım da senin hakkında böyle söylüyor. Eğer ki sen de okeysen, biz senden okeyiz. Yani 3 ay probit site, deneme süresi. Ama 2 ay bize yetti. Sen de okeysen, kafanda şöyle düşünebilirsin ki tamamdır. Yani sen istediğin sürece burada çalışabileceksin. İkinci ayımda deneme süresini bitirmiş olduk sözde. Kağıtta da 3. ayda bitiyor. Böylelikle yani deneme süresini geçmiş olduk 2. ayımızda. Ben yine video çekmedim arkadaşlar. Şöyle ya diyelim bir de hata yapayım, yani illaki hata yapıyor birileri. İnsanız sonuçta. Hani birilerine bir zorunlu bir şeyler, zorluk yaşatayım. Bakalım öyle nasıl olacak, yani tavırları değişecek mi, şu olacak mı, bu olacak mı? Çünkü hani zor şey, hatayı bir tek ben yapmıyorum ve hatayı yapan başkaları da yapıyor. Hani anladınız değil mi arkadaşlar? Hani biraz zor durumda zorluk yaşatayım bakalım. Her şey yolundayken okey de hata yaptığımda nasıl? Vallahi geçen hafta da tatil izninden geldiğimde bir yaptığım işi dosyalamada, yani biz bir işi yapıyoruz, sonra o işe sertifika çıkartıyoruz. Orada hata yapmışım. Yani tim lideri kadın, benim o şeyleri bir de kaydırmışım. Bayağı bir 3-4 saat benim için yazı yazmış. Bir de ben izindeyim ya, bana da veremiyor al bunları düzelt diye. hep tarihlerini yanlış atmışım arkadaşlar, kaydırmışım dedim ya. O yüzden kadın benim için doldurmuş. Bir de bir materyalde hata yapmışım. Ama o şeyden, tatilden sonra yaptım. Avusturya'daydım arkadaşlar bu arada tatilde. Onun videosu da bu hafta gelir. Söyleyeyim size. Yani bir hata yaptım sonuçta. Peki tavırları nasıl oldu? Böyle geldim böyle tatilden. Kadın geldi böyle elinde dosyalar. Böyle gülerek geldi böyle. İşte hani derler ya, hay seni gibi tavırlar. Ya dedi, 3 saat uğraştım dedi, bunları doldurdum dedi. Bunlara dikkat etmemiz lazım dedi. Dedi ki işte, yani performans kağıtlar bunların çoğu da. Bazıları da işin sertifikası, kaynakçı olduğum için yaptığım kaynağa kefil oluyorum. Testini vermişim falan diye. Test yaptım, geçerli oldu, şu bu falan diye kağıt dolduruyorsun. Gayet güzel karşıladılar abi. Dedim, ben özür diledim falan. Abi problem değil falan dedi. Alas okey. Sonra şey dediler, sen dedi tatilden önce çok stresli çalıştın dedi. Normal yani. Bir de şöyle oldu. Tam tatile çıkacağım, anasını satayım. Çalışma partnerim öteki kaynakçı. O da başında şişlik varmış. Bu oluyor ya, bazen yağ bezesi oluyor kafada. Onu ameliyatla aldırdı. Doktor 2 hafta izin yazmış anasını satayım. Yani küçücük bir şey ya, derin altındaki yağ bezesini aldıracaksın. Adama demiş ki, ben kaynakçıyım, kask takıyorum sürekli. O kaynak maskesi takıyoruz ya. Onu taktığımız için şey olmaz yani. Doktor demiş ki, tamam 2 hafta yatıyorsun abim. Olmuyorsa olmuyor. Öyle olunca hani normalde ben izine gittiğimde o çalışacak diye düşünüyorduk. Bir baksak izindeyken hiç kaynakçı kalmayacak içeride. O yüzden neredeyse ben 2 haftada bitirmem gereken işi 1 haftada bitirdim. İşte kadın güzel karşı yaptı, yani hiç sıkıntı yapmadı. Ama sadece söyledi işte, haberim olsun diye. Ondan sonra böyle olunca da arkadaşlar, sizlere biraz iş yerinden bahsetmek istiyorum. Sonunda konuya girebildim. Arkadaşlar, öncelikle hafif bir nefret kusmak istiyorum. Özellikle bu YouTube'da Almanlar ırkçı, Papuan gibi tekrar eden insanlara biraz nefret kusmak istiyorum. Ulen, Almanya'ya gelmeden önce nasıl bir memlekete gidiyoruz anasını satayım?
hani yine Almanya'ya gitsek Ruslarla, oradaki Türklerle, Araplarla falan bir şekilde hani arkadaşlık yaparız ama Almanlarla nasıl anlaşacağız? O insanlar bizden nefret ediyor. Yani bize anlatılan öyleydi. O insanlar bizden nefret ediyor. Şimdi gideceğim bir şey soracaksın. Adam gelecek diyecek, lan geldi yine. Pis Türk benden bir şeyler soruyor. Vallahi öyle düşünerek gelmiştim. Acaba böyle olur mu diye falan diye gelmiştim. Arkadaşlar, alakası olmadığı gibi tam tersine muazzam anlayışlı insanlar. Ben iş yerine girdiğimde neredeyse bütün fabrika geldi benimle tanıştı. Almanlı da olsun, öteki. Zaten Alman yoğunluklu bir iş yerinde çalışıyorum. İş yeri güzel bir iş yeri olduğu için arkadaşlar, sosyal haklarından maaşı şu busu hakikaten fena değil. Bir de çalışma sistemi de güzel. Yatay hiyerarşi var arkadaşlar. Dikey değil, yatay hiyerarşi var. Herkes eşit şekilde şeye sahip, sorumluluğa sahip. O yüzden kimse kimsenin patronu değil, kimse kimsenin ustabaşı değil. Herkes kendi işinin sahibi gibi düşün. Herkesin çalışma saati belli, yapacağı iş belli. Muazzam, kolay çıkartabileceğimiz bir sipariş şeyi var. Ya siparişleri öyle ayarlıyorlar ki ben izne gitmeden önce bir hafta öncesinden neredeyse mesela ayın 15'inde teslim etmem gereken işi ayın 8'inde bitirmiştim. Yani düşün, 5 gün hiçbir şey yapmadım. Bugün dahi, gerçi şu an izinden geldiğim için işler biraz sıkışık da, izinden yani 10 gün sonra hep böyle siparişin 10 gün öncesine bitirmiş oluyorum. 8 gün, 1 hafta öncesine bitirmiş oluyorum. Siparişler bu kadar basit ayarlanıyor. Bunun nedeni de arkadaşlar, şimdi bizim işler hata kabul etmiyor. O yüzden ya şöyle, hata olduğu zaman yani önemli bir parçanın çöpe gitmesi o siparişin 3 ay gecikmesine neden oluyor. Çünkü bizim fabrikaların üretim bandı şöyle, bir fabrika Çin'de, bir fabrika Brezilya'da, bir fabrika Japonya'da, bir fabrika Kanada'da, iki tanesi Amerika'da. Hepsi bu şirketin fabrikası. Bazen oluyor ki bir parça Çin'den geliyor, bazen Japonya'dan geliyor. Sen o malzemeyi bozarsan, hata yaparsan sipariş 3 ay sonra teslim edebiliyorsun. O yüzden de muazzam dikkat ediyorlar arkadaşlar. Stres olmamamız için. Yani fazla sipariş koymuyorlar. Ondan sonra şeyimize dikkat ediyorlar. Mesela mesaiyi kolay kolay yapamıyorsun arkadaşlar. Yani desen ki ben mesai yapmak istiyorum, maksimum 10 saat mesai yaptırabiliyorlar. Yani şöyle, zaten girişte çıkışta çip basıyorsun. Orada her gün kontrol ediyorsun. Mesain 10 saatin üstüne geçmemesi lazım. İstesen dahi, çok sıkışık olsa dahi, hani diyelim ki çok ekstrem durumlar oldu ve 10 saatten fazla mesai yapmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer böyle müdüre falan gidiyorsun, yazı yazıyorsun, nedenini yazıyorsun falan. Onlar da iki kişi falan karar veriyor. Diyor ki tamam, mesai yapmana müsaade ediyoruz. Yani öyle bir sıkıntılı bir durumu var mesai meselesinin. 10 saat mesai yaptırabiliyor. Bir de arkadaşlar eksi 10 saat yazdırabiliyorsun sorunsuz bir şekilde. Bir arkadaş sormuştu bu şeylerden. Yorumlarda. Abi diyor, şey diyormuşlar, Alman firmalarında çalıştığında 2 dakika geciksen bile sana fırça atıyorlar falan filan. Çok disiplinli falan diyorlar. Alakası yok arkadaşlar. En azından benim iş yerimde öyle.
Şimdi 10 saat eksi yazdırma hakkım var. Yani tabii 10 saat eksi yazdırınca 10 saatte o maaşından kesiyorlar. Orası ayrı mesele de. Zaten kessinler yani, çalışmadığım sürenin parasını mı alacağım? İşe gecikme durumunda şöyle oluyor işte. Yarım saat geciktin değil mi? Eksi yarım saat yazılıyor. Ve kimseye söylemen gerekmiyor. Yani ya işte ben geciktim de şöyle oldu falan, özür dilerim falan. Kimsenin umurunda değil zaten. Öyle umurunda olan bir insan yok orada. O işten sorumlu olan bir insan yok orada. Geciktiysen zaten otomatik sürenle yarım saat kesiliyor. İşte diyelim ki 10 saatten fazla geciktin. Diyelim her gün 1 saat gecikiyorsun. Lan nasıl bir disiplin sistemi ise. Bu sefer de ne oluyor arkadaşlar? Diyelim 10 saatten 2 saat geciktin, 3 saat geciktin, 5 saat geciktin. Her seferinde yani sorumsuz davrandın. Yani bu o kadar da oha yani, değil mi? 10 saatten fazla da gecikme. Ki ben zaten hiç gecikmedim. Hep fazla veriyorum. Hep o mesai saatim 10 saatini dolduruyorum yani. Artı 10 saati hep dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü zaten 3-4 saat kafadan doluyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Mesela saat 2'de çıkacaksın ya. 2'de işi bitiriyorsun. Oradaki takım arkadaşına gidiyorsun. Nasıl gidiyor? Ne yaptın falan filan derken etrafı öyle hafif toparlıyorum diyorsun. Bir bakıyorsun 10 dakika geçmiş. 10 dakikalar, 5 dakikalar, 3 dakikalar birikiyor. Bir bakmışsın 3-4 saat olmuş onlar. Yani onların parasını da alıyoruz. Eğer ki yani o disiplinsiz davranırsan, eksi 10'un da üstün, eksi 6'ına inersen, bu sefer disiplin kurulu var arkadaşlar. Şey yok ya, dedim ya, hiyerarşi dikey değil, yatağı. Yani o ona gitti, o ona gitti değil. Bir şey var, konsol var. Orada yani disiplinsizliğinden dolayı oy birliği lazım. Yok pardon. Oy birliği değil. Hayır, oy birliği olduğunuz zaman hepsinin evet demesi lazım. Çoğunluğun evet demesiyle birlikte işten çıkartılma durumun var ama çoğunluğun evet demesi lazım. Yani sen orada konsülden arkadaş ayıkladıysan, arkadaş edindiysen. Ama ben zannetmiyorum. Sonuçta orada çalışan bir, yürüyen bir fabrika var. Orada sırf senin arkadaşın diye orada kimse seni kollamaz. Gönderilmesi gerekiyorsa. Çünkü şöyle bir şey var. Sorumsuz insanı hiç kimse sevmez. Disiplinsiz insanı hiç kimse sevmez. Yürüyen bir mekanizma var ve bu mekanizmada herhangi bir şekilde şah, padişah, kral, müdür, ne bileyim CEO, sen Allah'a merhamet de yok. Herkes bir şekilde ipin ucundan tutuyor, yürütüyor işte orayı. O yüzden de kimse sana oradan kıyağa geçmez. Bir de hani disiplinsiz insan bir yerde çalışırsa, aynı yerde çalışırsan, onun yapması gereken sorumluluğu da sana yıkılmış olur. O yüzden de kimse kollamaz. O yüzden disiplinsizlik yapmayacaksınız arkadaşlar. Hele ki Almanya'daysanız. Dediğim gibi ben hep artı veriyorum. Artı 10, artı 10. Yazdırıyoruz işte. Mesai saatinden arkadaşlar, hafta içi yaptığınız zaman mesaiyi %25 zamla alıyorsun. Şeyde zaten yasak. Pazar günü falan zaten yasak. Hayır, yasak komple yasak, şey değil. İstersen falan değil. İstesen de olmuyor. Ondan sonra yine ne var anlatabileceğim sizlere? Maaş ayın birinde sözde. Ama hiç ayın birinde yatmadı. Hep böyle ayın 28'inde maaş yatıyor. Yani erken yatıyor. Vallahi erken. Allah çarpsın, erken yatıyor. Abi inanamıyorum ya. Arkadaşlar bakın, geçen seneden 3 ay ben Türkiye'de çalıştım. Ocak, Şubat, Mart.
Ben burada bu sene Steuererklärung diye bir şey var. Yani vergi bildirimi diye bir şey var. Herkes ne kadar vergi ödediğini, ne kadar çalıştığını, ne kadar kazandığını devlete söylüyor. Devlet de diyor ki, ya birader sen fazla kazanmışsın. Ver şu kazandığından biraz daha fazla vergi. Bazen de diyor ki, ya birader sen az kazanmışsın. Sen çok vergi ödemişsin. Al biraz gerisini, yani fazlasını sana veriyorum. Ben umut ediyorum ki bir şeyler alacağız. Sonunda videosunu çekerim. Hani 3-5 atacak devlet bize, bakalım. Onun için ben geçen sene 3 ay kazandığım paraya bakmak için, yani ne zaman kazanmışım, bir de TL'yi euro kuruna çevireceğim ya, banka hesabıma ne zaman yatmış o zamana bakıyorum. Ay bak, Ocak ayın maaşı Mart'ta yatıyor. Şubat ayının maaşı 2 ay gecikmeli yatmış hep. Eşimi ikna edemiyorum ya. Hani bilgisayarın önünde oturmuşuz. Ya diyorum, Türkiye'de maaşlar geç yatar. Bir ay içeride bırakılıp yatıranlar var. 2 ay içeride bırakıp yatıranlar var. Yani 2 ay geciktirmeli yatıranlar var. 1,5 ay geciktirmeli yatıranlar var. 3 ay bekletenler var. Ya nasıl olabilir diyor ya. Vallahi bal gibi oluyor işte. Ama burada arkadaşlar maaşlar anında yatıyor. Hatta erken yatıyor. Anında bile değil yani. Erken yatıyor. Aynı 28'de değil mi? Maaşlar düşer. Neyse arkadaşlar. Daha anlatacağım da vallahi. Bu arada sizlere bir şey sormak istiyorum. Alta yazın lütfen. Canlı yayınlara devam edeyim mi? Devam etmemi istiyorsanız bana yorumlarda ulaşın, söyleyin. Belki bir zaman ayırklayabileceğim sizin için. Canlı yayınlar için. Kendinize iyi bakın.